Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün reyhan şerbeti nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Güzelce yıkadığım reyhanları şimdi suyunu dökeceğim, kabağlıyorum. Ben sürahide yapacağım. Siz hangisini de isterseniz onu da yapabilirsiniz. Başka bir kapta da yapabilirsiniz. Mor reyhan olması gerekiyor. Önemli noktası bu. Diğer reyhandan da olur ama kırmızı rengi olmayacağı için yani o kadar hoş bir görüntüsü olmaz. Zaten reyhanın en güzel tarafı da hoş bir görüntüsü olması. Tabii ki lezzeti de çok güzel. Evet, reyhanlarımızı sürahimizin içerisine aldık. Üzerine ben sıcak su ekleyeceğim ama sıcak suyu tam ocaktan çıkar çıkmaz ki sıcak suyunu eklemeyin. Biraz haşlanır gibi olur. O yüzden ilk sıcaklığı çıktıktan sonra zaten çaydanlıktan ben cam çaydanlığı aktardığım için o tam ayarını buldu şu anda. Şekerini üzerine dökeceğim reyhanımızın. İçerisine limon tuzu döküyoruz. İsterseniz limon da ekleyebilirsiniz ama limon da rengi o kadar net olmuyor. Limon tuzu daha net bir görüntü veriyor. Ben bu sefer içerisine karanfil ekleyeceğim. İsterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz ama şu an evde tarçın olmadığı için ben sadece karanfil ekliyorum. Eğer ki bu baharatları sevmiyorsanız sadece reyhan, şeker ve limon tuzuyla da yapabilirsiniz. Ben şimdi içerisine suyunu ekleyeceğim. Rahat ekleyebilmem için şöyle. Şöyle bir 2-3 saat durduğu zaman zaten rengini vermeye başlıyor. Dışarına dökmesem daha iyi olurdu ama döküldü maalesef. Evet, şimdi güzelce reyhanımızı sıcak suyunu ekledik. Kapağını kapattık. Bu şekilde söylediğim gibi 2-3 saat bekleyecek ve rengini vermeye başlayacak. Sıcak su olduğu için zaten şekeri ve limon tuzu da içerisinde eriyecektir. En sonki aşamasını ben size göstereceğim. Zaten şurada bakarsanız yavaş yavaş rengini vermeye başladı. Birazdan daha da netleşecek rengi. Evet arkadaşlar, reyhan şerbetimizin son hali bu şekilde. Şunu süzmediğim halini de yine göstereyim istedim size. Burada da süzülmüş hali var. Bu renkte herhangi bir katkı, boya vesaire yok. Sadece reyhanın kendi rengi. Bunu vermesinin nedeni de limon tuzunu eklediğimiz için böyle güzel renk veriyor. Limon eklesek biraz daha koyu bir rengi oluyor ama limon tuzu böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir renk veriyor içerisine. Bu da süzülmemiş hali. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlar bizim için önemli. Bir sonraki videoların devamı için beğeni ve yorumları ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar.